Ön çapraz bağ özelliği nedeniyle kanlama özelliği nedeniyle dikiş tutabilen bir bağ değil. Dolayısıyla ön çapraz bağ ameliyatı demek kopan bağın ortamdan kesilerek tamamen çıkartılması ve yerine yeni bir dokunun transfer edilmesi demek. Bu yeni doku kişinin kendisinden alınabilir veya bir kadavra grafti olarak kadavra dokusu olarak oraya nakledilebilir. Ama sonuçta nasıl bir yöntem uygularsanız uygulayın, o yeni dokunun bulunduğu yere, transfer edildiği yere bir adaptasyon süreci var. Onun vücut tarafından kabul edilmesi, üzerine ve içine bir takım kan damarlarının ulaştırılması, o ölü dokunun bir canlı doku haline dönüşmesi ve vücut tarafından bir ön çapraz bağ olarak kabul edilmesi tabii ki bir uyum sürecini gerektiriyor. Bu eskiden yaklaşık bir yıl bazen daha uzun sürelere mal olan bir sakatlıktı ön çapraz bağ yırtılması. Günümüzde özellikle artroskopik yöntemlerle hem ameliyatın kısalıyor olması, yöntemlerin iyileşmesi bu adaptasyon, bu uyum sürecini gerçekten kısaltıyor. Dolayısıyla bir ön çapraz bağ yaralanmasından sonra günümüzde artık sporcu kişinin sahaya dönüşü 4 ile 6 ay gibi sürelerle ölçülüyor. Gerçekten artroskopinin bu uyum sürecinin kısalmasında, ön çapraz bağın iyileşme sürecinin kısalmasında bize getirdiği ciddi faydalar var.